Filmimizin ilk bölümünde Allah'ın üstün ahlakı, derin imanı, her türlü davranış ve sözleriyle insanlara örnek kıldığı mübarek Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir bölümünü izledik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri gördüğü rüyaların aynı şekilde gerçekleşmesi. Ümmi olmasına rağmen sahip olduğu üstün ilim. Hristiyan ve Yahudi alimlerin kendisinin peygamber olduğunu hemen anlamaları. Bir gece vakti Allah'ın izniyle Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve oradan Miraç'a yükselmesi. Bir işaretiyle ayın yarılması ve dualarının kabul olunması bu mucizelerden bazılarıydı. Filmimizin bu bölümünde ise karşısında inkarcıların en azgın ve öfkeli insanlarının bulunmasına ve bunların kurdukları birçok tuzağa rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zarar görmeden nasıl mucizevi bir biçimde mücadelesine devam ettiğini göreceğiz. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle birçok konuda kimsenin bilemeyeceği gayb bilgisine sahip olduğuna ve 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları dahi adeta o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlattığına şahit olacağız. Resullere karşı mücadele veren tüm inkarcı toplumlarda görüldüğü gibi Mekke'nin de refah içinde şımarmış önde gelen bir kesimi vardı. Bunlar Mekke'ye egemen olan Kureyş kabilesinin liderleriydi. Mekke'deki ekonomik canlılıktan en çok onlar istifade ediyordu. Kurulu müşrik düzen onların hem dinleri hem de para ve statü kaynaklarıydı. Bu para ve statünün kendilerine verdiği güç nedeniyle şımarmışlar, katılaşmış ve zalimleşmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir toplumu Allah'a iman etmeye davet etti. Onlara Allah'tan başka bir ilah olmadığını, insanların ona kulluk etmekle yükümlü olduklarını haber verdi. Onlara cahiliye düzeninde uydurulmuş olan tüm batıl adet, kural ve hükümlerin terk edilmesi gerektiğini anlattı. Tüm insanların eşit olduğunu, insanın parasının, soyunun ya da statüsünün değil, sadece Allah katındaki konumunun anlam taşıdığını bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebliği Mekke'nin önde gelenlerinin menfaatlerine ters düşüyordu. İman edenlerin sayısı arttıkça din ahlakının o anki cahiliye düzenlerine zarar vermesinden korkmaya başladılar. Dönemin müşriklerinin yanı sıra inkarda direnen bazı Yahudiler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanca bir tutum içine girdiler. Aynı şekilde bazı Hristiyanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hedef aldılar. Münafıklar da bu düşman grubun önde gelenlerindendi. Kurdukları tuzaklarla ona zarar vermeye çalıştılar. Fakat Allah'ın koruması sayesinde düşmanlarının hiçbiri başarılı olamadı. Hazırladıkları komplolar, kurdukları tuzaklar her seferinde bozuldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir zarar veremediler. Çünkü Allah kendisini insanlardan koruyacağını yüce kitabında vaat etmişti. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez.
Mekke'nin önde gelenlerini rahatsız eden konuların başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir dinin önderi olarak toplumda elde etmeye başladığı konum geliyordu. Bu kişiler kendilerini devrin en üstün insanları olarak gördükleri için Allah'tan gelecek bir vahyin de ancak kendilerine gönderilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu nedenle Allah'ın rahmetini dilediği kuluna verdiği gerçeğini görmezden gelerek Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme karşı baş kaldırdılar. Rabbimiz Kur'an'da Kureyş'in önde gelenlerinin bu tavırlarını bizlere şöyle haber verir. Ancak kendilerine hak gelince dediler ki, bu bir büyüdür. Doğrusu biz ona karşı kafir olanlarız. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'deki cahiliye toplumunun tüm batıl inanışlarını ortadan kaldırıyor ve insanların kendisine uymalarını talep ediyordu. Bu durum, toplumun inkarcı önde gelenlerinin çıkarlarını tehdit ediyordu. İşte bu sebeplerden ötürü, kavmin önde gelenleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi engelleme çabalarına giriştiler. Önce çeşitli tekliflerde bulunarak onu yolundan döndürmeye çalıştılar. Hadislerde Mekkeli müşriklerden Utbe bin Rebiya'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek ona şöyle dediği rivayet edilir. Neden babalarımızın sapmış olduğunu söylüyorsun? Eğer önderlik istiyorsan sancaklarımızı sana bağlayalım ve seni başkan yapalım. Eğer mal ve para istiyorsan, sana ve senden sonraki nesline yetecek kadar para toplayalım. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür tekliflerin hepsini geri çevirdi. O, Allah'ın seçip beğendiği ve alemlere üstün kıldığı elçisiydi. Dünyanın en kararlı ve en cesaretli insanlarından biriydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu kararlılığı kısa zamanda Mekkeli önde gelenler tarafından da anlaşıldı. Giderek yayılan bu yeni dine karşı kendilerinden önceki cahiliye toplumlarının uyguladığı en klasik yönteme sarıldılar. Baskı ve şiddete. Hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için tüm kabilelerden genç, güçlü ve silahlı kişilerin ayarlandığı bildirilir. Çok cesur bir insan olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıcak savaşlara da bizzat katılmış, düşmanlarıyla birebir karşı karşıya gelmiştir. Savaşlarda en ön saflarda yer almasına rağmen yine öldürülememiş, Allah'tan bir mucize olarak hiçbir zarara uğramadan geriye dönmüştür. İnkarcılar, savaş dışında kimi zaman ellerine başka fırsatlar geçse de yine bu mübarek insanı öldürememişlerdir. Hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanlarından biri olarak bilinen Ebu Cehil'in Allah'ın elçisini öldürmek için sürekli fırsat kolladığı da rivayet edilmektedir. İbni İshak Beyhaki'den ve Ebu Nuaym da İbni Abbas'tan şu bilgiyi nakletmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca Ebu Cehil büyük bir taş alıp ona doğru yöneldi. Taşı atmak üzere yaklaşınca korkudan rengi atmış, eli taşa yapışmış bir halde geri döndü. Korkusundan elindeki taşı başka bir yere fırlattı. Kureyşliler bunu görünce şöyle dediler. Neyin var? Ne oldu anlat bakalım. Şu cevabı verdi. Ona yaklaştığımda kocaman bir deve gördüm. Hayatımda başı ve boynu o kadar büyük olan başka bir deve görmemiştim. Eğer taşı atmaya yeltenseydim, deve beni azı dişleriyle paramparça ederdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun gördüğü Cebrail aleyhisselamdı. Bana yaklaşsaydı, Cebrail aleyhisselam onu tutup bir tarafa fırlatacaktı.
Allah'ın iman etmeyenlerin ve müşriklerin tuzaklarını her defasında boşa çıkarması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmasına rağmen öldürülememesi, onun çok büyük bir mucizesidir. Allah bir ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin zarar veremeyeceğini, ona kurulan tuzakların boşa çıkacağını şöyle haber vermiştir. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen kuruyordu. Allah düzen kurucuların hayırlısıdır. İslami ve tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. yılının 27. Safer gecesi evinden ayrıldı ve Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Daha sonra Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke'yi terk ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin kendisini ilk anda arayacakları yerin Medine yolu olacağını biliyordu. Bu sebeple tamamen ters yönde bir yol tercih etti. Bu yol Mekke'nin güneyindeki Yemen yoluydu. Bu yolda yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Sevr Dağı diye bilinen dağa geldiler. Burası tırmanması zor, tehlikeli, yüksek bir dağdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki arkadaşı Hazreti Ebubekir'le birlikte burada bir mağaraya gizlendi. Rivayet edildiğine göre bu mağara Sevr Dağı'ndaki Atal adıyla bilinen mağaradır. Bu arada müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bulabilmek için bütün yolları kestiler ve silahlı adamlarla kontrol altına aldılar. Yayalar, süvariler ve iz sürücüler bölgeyi detaylı olarak taramaya başladılar. Dağlara, vadilere ve yokuşlara yayıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arayan iz sürücüler mağaranın ağzına kadar geldiler. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anda da Allah'a tam bir tevekkül içindeydi. Onun bu örnek ahlakı Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca pek çok olaydan olduğu gibi bundan da Allah'ın dilemesiyle mucizevi şekilde kurtulmuştur. Rivayetlere göre müşrikler takip sonucunda ulaştıkları mağaranın girişinde örümceğin ağ ördüğünü ve güvercinlerin de yuva yapıp yumurta bıraktıklarını gördüklerinde içeride kimsenin bulunmadığını düşünerek geri dönmüşlerdir. Kuşkusuz bu durum her şeye hakim ve kadir olan Allah'ın bir mucizesidir. Örümceğe mağaranın girişine o anda ağ ördüren, sakin bir şekilde yuva yapan güvercini oraya yerleştiren Allah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve mağarada beraber bulunduğu arkadaşına hiçbir şey olmaması, Allah'ın onları görünmeyen ordularla desteklemesi, kalplerine güvenlik ve huzur duygusunu indirmesi elbette büyük mucizelerdir. Esirgiyen, koruyan, gözeten Allah, yardım edenlerin en hayırlısı ve tüm gücün tek sahibidir. Kur'an'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi tam 23 yıl sürdü.
Bunun ilk 13 yılında Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde azınlık olarak yaşadılar ve çok büyük baskılarla karşılaştılar. Pek çok Müslümana fiziksel işkenceler yapıldı, bazıları öldürüldü, çoğunun evi ve malları yağmalandı. Sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştılar. Buna rağmen Müslümanlar şiddete başvurmadan yaşamaya devam ettiler ve putperestleri hep barışa çağırdılar. Sonunda putperestlerin baskıları dayanılmaz bir noktaya vardığında Müslümanlar daha özgür ve dostane bir ortamın bulunduğu Medine şehrine hicret ederek burada kendi yönetimlerini kurdular. Ancak savaşın zorunlu olduğu hallerde de Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çeşitli mucizeleriyle destekledi. Bu mucizelerden biri Rabbimizin meleklerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih müminlerin yardımına göndermesidir. Salih Müslümanlar sayıca müşriklerden çok az olmalarına rağmen çok büyük bir cesaret ve kararlılıkla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında savaşa girmişler ve Allah'ın desteğiyle mucizevi şekilde büyük zaferler kazanmışlardır. Kur'an ayetlerinde Allah'ın meleklerle müminleri desteklediği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşta müminleri meleklerin yardımıyla müjdelediği şöyle haber verilir. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz, o da şüphesiz ben size birbiri ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye cevap vermişti. Allah bunu yalnızca bir müjde ve kalplerinizin tatmin bulması için yapmıştı. Allah'ın katından başkasında nusret yoktur. Hiç şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbimizin böyle şanlı ve mucizevi zaferler vermesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki müminler için büyük bir müjde olmuştur. Allah'ın yardım ettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler ne kadar zayıf durumda olsalar da başarılı olmuşlardır. Sayıca fazla olan inkarcıların orduları karşısında galip gelmişlerdir. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'ın korkup sakınan kullarına en zor ve sıkıntılı gibi görünen zamanlarda yardımını ulaştırdığı bildirilmektedir. Hiçbir çözümün görünmediği durumlarda bile muhakkak bir çıkış yolu gösterileceği müjdelenmektedir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah'a tam olarak güvenen ve her zaman ona teslim olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki müminler her zaman Kur'an ahlakına uygun yaşamışlar, yaptıkları her işte Allah'ın hoşnutluğunu hedeflemişlerdir. Bunun karşılığında da Allah'tan bir güvenlik ve huzur duygusuna kavuşmuşlar, en zor şartlarda bile büyük zenginlik ve ganimetler elde etmiş ve güzel bir hayat yaşamışlardır. Evrende ve diğer tüm alemlerde meydana gelen her olay Allah'ın bilgisi dahilinde ve kontrolü altındadır. Gaybı da yalnızca üstün güç sahibi olan Allah bilir. Geçmiş ve gelecek olan her olayın bilgisi tüm ayrıntısıyla Allah katındadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gayba ancak Rabbimizin dilediği kadar vakıf olabilmiş, elbette bu onun mucizelerinden biri olmuştur. Allah Kur'an'da elçilerinden seçtiklerine kendi katında saklı olan gayb bilgisinden verdiğini şöyle bildirmektedir. O gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü o bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer. Kur'an'da bildirildiği üzere Allah'ın gayb bilgisi verdiği peygamberlerden biri Hazreti Yusuf'tur. Hazreti Yusuf Allah'ın dilemesiyle gelecekte olacak bazı olayları görebilmektedir. Allah Hazreti Yusuf'a rüyaları yorumlama ilmini de vermiştir. Kur'an'da Hazreti İsa'nın da Rabbimizin izniyle insanların neler yediklerini ya da neler saklayıp biriktirdiklerini bilecek bir ilimle nimetlendirildiği bildirilmiştir. Ayrıca Hazreti İsa'nın kendisinden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir elçiyi müjdelediği de Kur'an'da haber verilmektedir. Yüce Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gayba dair pek çok bilgi vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem geçmişte meydana gelen ve kimsenin bilmediği olayları hem de gelecekte gerçekleşecek olan birçok olayı Allah'ın bildirmesiyle öğrenmiştir. Hem geçmişle hem içinde bulunduğu zamanla hem de gelecekle ilgili bilgilere vakıf olması ve Rabbimizden gayba dair bilgiler alması da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delillerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gaybi bilgilerin tümü gerçekleşmiş ve halen de gerçekleşmeye devam etmekte, günümüzde yaşayan müminler de bu büyük mucizeye bizzat şahit olmaktadırlar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair verdiği haberlerden bazı örnekleri izleyelim. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Persler, Bizanslıları 613 yılında Antakya'da yenilgiye uğratarak galibiyetlerini Şam, Kilikya, Tarsus, Ermenistan ve Kudüs'ü ele geçirmeleriyle sürdürmüşlerdi. Özellikle 614 yılında Kudüs'ün kaybedilmesi, Kutsal Mezar Kilisesi'nin tahrip edilmesi Bizanslılar için ağır bir darbe olmuştu. Bizans Kralı Heraklius, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüşsüz eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykeller bile para yapımı için eritilmeye başlamıştı. Pek çok vali, Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum suresinin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Arap müşrikleri Kur'an'da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat Kur'an'da bildirilen tüm haberler gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekti. 622 yılında Heraklius Persleri yenerek çeşitli zaferler kazandı. 627 yılının Aralık ayında
Bizans ve Pers imparatorlukları arasında büyük bir savaş daha oldu. Bizans ordusu Persleri burada da yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Rumların galibiyeti 630 yılında Kudüs'ün geri alınması ve Kutsal Mezar Kilisesi'nin yeniden Hristiyanların kontrolüne girmesiyle tamamlanmış oldu. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara tebliğ ettiği Rum'un zaferi ayetteki 3 ile 9 yıl içinde ifadesiyle dikkat çekilen zaman aralığında mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken gördüğü bir rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve müminleri bu haberle müjdelemişti. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresinin 27. ayetini vahyetmiş ve rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih kıldı. Gerçekten de bir süre sonra önce Hudeybiye barışı ve ardından gelen Mekke'nin fethiyle Müslümanlar aynı ayette bildirildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir. Böylece Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilham ettiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Fetih suresinin 27. ayetine dikkat edilirse, Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetihten daha söz edildiği görülecektir. Nitekim ayette haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethetmişler, daha sonra da Mekke'yi fethetmişlerdir. Rabbimizin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiği bu gayb haberinin gerçekleşmiş olması, milyonlarca insanın şahit olduğu çok büyük bir mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine lütfu sayesinde ilim sahibi bir insandı. Allah kendisine kimsenin bilmesinin mümkün olamayacağı haberleri bildirmekteydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların askeri, ekonomik ve siyasi açıdan henüz büyük bir fetih yapmaya güçlerinin bulunmadığı dönemlerde ne zaman nerelerin fethedileceğini sahabelere haber veriyordu. Mısır, Roma ve İran topraklarının fethi, kendisine verilen bu gayb haberlerinden bazılarıydı. Bunların yanında, hadislerde bildirildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eve gelecek kişileri daha gelmeden evvel, odaya girecek olan kişileri onlar odaya girmeden önce bilirdi. Bir kişi bir yerden geç geldiğinde, geç kalma sebeplerini hemen o kişiye haber verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca münafık zihniyetteki kişileri, Müslümanlara kötülük düşünen kişileri, içinden kötü fikirler geçirenleri hemen tanıyordu. Rabbimizin bir lütfu olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha soru sorulmadan önce kendisine sorulacak soruları bilir ve onlara göre cevaplar verirdi. Hadislerde bu mucizelerle ilgili yüzlerce örnek verilmektedir.
Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın içinden geçirdiklerine bir cevap vermiş ve Ebu Süfyan bu durum karşısında bu mübarek insanın peygamberliğine şahitlik ettiğini söylemiştir. Ebu Süfyan mescidin bir kenarında oturuyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine bürünerek evinden çıktı. Ebu Süfyan oturduğu yerden "Acaba bu neyle mağlup etti?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın yanına gelip eliyle onun sırtına vurdu ve "Seni Allah'la mağlup ettim." dedi. Ebu Süfyan, "Senin Allah Resulü olduğuna şahitlik ederim." dedi. Verdiğimiz tüm bu örnekler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle pek çok mucize gerçekleştirdiğini göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üstün ahlakı, Allah korkusu, derin imanı, tevekkülü ve samimiyetiyle Müslümanlara çok güzel bir örnek olmuş, mucizeleriyle iman edenlerin şevk ve heyecanlarının daha da güçlenmesine vesile olmuştur. Müslümanların Medine'ye gelmelerinin üzerinden 7 yıl geçmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevre ülkelerdeki hükümdarlara mektuplar yazarak onları İslam'a davet ediyordu. Bazıları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu davetine hemen icabet etmişler, bazıları da inkarlarında direnmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet ettiği hükümdarlardan biri de dönemin İran Kisrası Perviz İbni Hürmüz'dür. Ancak İbni Hürmüz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinden yüz çevirmiş ve Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum sergilemiştir. Mektubu aldıktan sonra Kisra, dönemin Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazmış ve Müslümanların kendisine teslim olmalarını sağlamasını istemiştir. Bazan, Kisra'nın mektubunu alır almaz güvendiği adamlardan meydana gelen bir heyeti durumu incelemek üzere Medine'ye göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin anlattıklarını dinlemiş, mektupta yazılanları da öğrenmiş, sonra da elçileri İslam'a davet etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçilere Allah'ın kendisine bildirdiği şu haberi iletmiştir. Yüce Allah Kisra'ya oğlu Şireveyh'i musallat kıldı. Şireveyh onu şu ayda, şu gecede ve gecenin de şu saatinde öldürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca elçilere Yemen valisi Bazan'a iletmeleri için şunları söylemiştir. Bazan'a deyiniz ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yere kadar ulaşacaktır. Yine ona deyiniz ki eğer sen Müslüman olursan şu anda idare etmekte olduğun yerleri sana vereceğim. Seni Ebnalardan meydana gelen kavme hükümdar yapacağım. Bunun üzerine elçiler Yemen'e dönerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini Vali Bazan'a aktardılar. Duyduklarından son derece etkilenen Bazan bunu şu sözleriyle ifade etti. Bu hükümdar sözü değildir. Öyle sanıyorum ki bu şahıs dediği gibi bir peygamberdir. Sonra da adamlarına onu nasıl bulduklarını sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heybetinden son derece etkilenen elçiler onun hakkında şunları söylediler. Biz ondan daha heybetli, hiçbir şeyden korkmayan ve muhafızsız bulunan bir hükümdar görmedik. Mütevazı ve yaya olarak halk arasında yürüyordu. Bazan bir süre bekleyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kisra hakkında söylediklerinin doğru çıkıp çıkmayacağını görmek istedi.
Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna emin olacaktı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Kisra'nın oğlu Şivereh'ten Bazan'a gelen bir mektup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesini ortaya koyuyor. Ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkın biatını al. Kisra'nın sana yazmış olduğu zat hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve hiçbir teşebbüse geçme. İran Kisra'sı tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği zamanda tam söylediği gibi kendi oğlu tarafından öldürülmüştü. Bazan mektubu okur okumaz bu zat mutlaka Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir diyerek Müslüman oldu. Bazan, Peygamber Efendimizin tayin ettiği ilk valiydi ve İran valilerinden imana gelen ilk kişi oldu. Onu Yemen'de oturan Ebnaların Müslüman olması izledi. Ahir zaman, kıyamet öncesinde dünya üzerinde yaşanacak olan bir dönemdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili de pek çok haberi bize ulaşmıştır. Bu olayların içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşadığı dönemden 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşeceğini bildirdiği ve günümüzde gerçekleşen ahir zaman alametlerinden bazıları şunlardır. İran-Irak Savaşı, Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızın doğması, Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması, yaygın katliamların meydana gelmesi, Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi, büyük şehirlerin yok olması, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi, Irak'ın yeniden yapılanması, Şam, Irak ve Arabistan'da kargaşa, masum çocukların öldürülmesi, fitnelerin çoğalması, depremlerin artması, ahlaki çöküş, salgın hastalıklar, sahte mesihlerin ortaya çıkışı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde haber verilmiş olan bu bilgilerin hepsi Hicri 1400 yılından itibaren aynı dönem içinde birbiri ardına gerçekleşmiştir. Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de hem Kur'an'ın içinde yer alan mucizelerle hem de kendisine bildirdiği gayb haberleriyle desteklemiştir. Peygamber Efendimiz yakın ve uzak gelecekte gerçekleşecek olan olayları bazı detaylarıyla haber vermiştir. Bunların gerçekleştiğini görmekse hem müminlerin şevklerinin artmasına hem de iman etmeyenlerin kalplerinin İslam'a ısınarak iman etmelerine bir vesile olmaktadır.
yaşadığı dönemde gerçekleşmesi imkansız gibi görünen, hatta nasıl gerçekleşeceği tahayyül dahi edilemeyen olayların birbiri peşi sıra gerçekleşmesi, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e özel bir ilim verdiğinin açık bir delilidir. Film boyunca Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştirdiği bazı mucizelere şahit olduk. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri tüm Müslümanlar için büyük bir müjde, Allah'tan bir yardım ve lütuftur. Bu mucizeler iman edenlerin imanlarını daha da güçlendirecek ve Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olacak birer delildir. İçinde bulunduğumuz dönemde Allah'ın seçkin kıldığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemekse ancak Kur'an'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla, ahlakça ve tavırca gücünün yettiğinin en fazlasıyla ona benzemek için gayret etmekle olacaktır. Böyle bir tavır gösterildiği takdirde Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yardım ettiyse, ona destek olanlara da yardım edecek ve yollarını açarak onlara umulmadık başarılar verecektir. Ancak en önemlisi, Peygamber Efendimiz'e benzeyerek Rabbimizin rızasını, rahmetini ve cennetini kazanabilmektir. Allah, ayetlerinde Allah'a ve Resulüne iman etmenin, peygamberi savunup desteklemenin ve onu izlemenin önemine dikkat çekmekte ve bu kişilerin kurtuluşa ereceklerini şöyle müjdelemektedir. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.